serbestsin. Ya sen kan ben şeye geçtim. Rakam sağladım. Geçen yıl bir tane sonra ya. Tabii kitap hani kolay bir şey değil. Bir kitap hani kolay bir şey değil. Demek baskısı kazanır iş olur. Haliyle yazaydım ama kitap çok da kurulamaz. Çünkü bir kafede bunları bütçeye 100 lira verirken bir kitap 50 lira vermemek tamamen size kitap bağlı. Kitap asla bağlı. Yani şu anda kendini bilebilir. Kitap asla bağlı. Okumayın bana. Okumadığınız için çekeceğiz. Yani 3 ayda eksik için, bir paket sigara da eksik için ama bir kitap var yani. Benim kitabımdan bahsediyorum. Genel bir kitap. Bir de eski kitap, bir de eski kitap. Bu okulda lazım. Yani günlük herhalde bir 15 şey gibi kişi görüyor. Oyuncakçılar, ders kitaplarında ama arka gibi bir yazar ustalıcı. Daha kesin asıl var. Tek zaman daha geçen var. Yaşar Kemal var. Daha bu bir kitap. Biraz daha biraz daha işte yine geleceğim. Öz basın. Bir kitap var. İhtiyacımız var. Okullar da şikayetçi fiyatlarda, kitap fiyatlarda yüksek diyor. Öyle, çünkü dolar endeksi, petrol endeksi, dolar uçurucu hepsi aynı düşürücü, aynı bir şey yok. Yani genellikle ben şunu tavsiye ediyorum, kütüphanelere gidiniz, kitaplarınızı gidiniz, ben kaderli diyorum, Osmanlı kaderli. Hemen hemen kaderli ve o çevredeki kütüphanelere, okullara kitaplarını yaşatıyorlar, hediye ediyorum. Alamayanlarınız, oradan alıp okuyun, okuma fırsatı. Benim özel okuyucularım, bir kitabı alan, genç kitabların tamamını almak ihtiyacı da hissediyorum. Daha uygun fiyata verilmesi açısından bir katkı sunulabilsin. Böyle bir çalışma zannedersem olmamış. Buna rağmen katılım çok güzel. Gerçekten insanlarımızın okumak, gelişmek ve değişmek istiyor. Bu yönde bizim de işte katkımız olursa ne mutlu bize. Beşincisi şey yapılıyor, uygulanıyor fuarın. Önümüzdeki senelerde inşallah daha görkemli, daha uygun bir durumda okuyucularımızla buluşuruz. Ne durumda sizce? Okuyucular alabiliyor mu? Bence alamıyor yani cep yapıyor. En azından bu krizin bu sektöre vurulması gerekiyor. Ben de düşünüyorum. Siz ne tarz kitaplardan hoşlanırsınız okursunuz? Ben genellikle edebiyat takip ediyorum. Dünya edebiyatı. Kürt edebiyatı. Özellikle roman. Tüm üzerine çalışıyorum. Okumaya çalışıyorum. Yaşamın falan kitap okuma oranı düşük dediğiniz gibi. Hani kitap varında daha uygun fiyata kitap okuma hayaliyle gelen öğrenciler var.
ağlamayan öğrenciler var, animasyonlu öğrenciler var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun, neler yapmalı? Yani bu çok, çok üzücü bir olay. Böyle bir tablonun yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından öğrenciler için. Çünkü öğrencilerin bütçeleri bellidir. Kitap alamadıkları zaman, kaynak alamadıkları zaman bu onlar için üzücü bir durum. Bunun önüne geçilmesi. Kitap fiyatları gerçekten 2007'nin çok fahiş derecesi. Gelmiyorum sıra açıkçası. Bir kitapta mesela %100 demeyelim de %3 fark almış. Geçen yıl baktığım kitapta da bu kitapta yazısında. Zaten Urfa'ların okuma oranı öyle şey yok. Bakmıyor. Genelde işte liseler, ortaokullar, tersane öğrencileri genelde. Urfa'lardan şaşırtmadan açıkçası.